Başkanımıza hayırlı uğurlu olsun. Bizim Mehmet Başkan da vardı ama Mehmet Başkan da burada. Evet. Murat Başkanım da. Tamam, burada. Peki. Pazar Belediye Başkanımız da. Evet, biliyorum ben. Ardeşen hepsi burada. Pazar Ardeşen. İnşallah daha güzel başarılara imza atarız hep birlikte. Tabii onun tek yolu var. Görev aldığımız bu dönem başarıların en büyüğünü bu ülke milletine, halkımıza yaşatmak. Onu hep beraber yaşatırsak, özellikle bu yörede bence belediyeciliğe ihtiyaç var. Yani bu başta Trabzon'umuz olmak üzere. Rize'si, Giresun'u, Ordu'su, Samsun'u fark etmiyor. Büyük oranda ciddi bir belediyeciliğe, ciddi bir farklı belediyeciliğe, insanını düşünen, doğasını düşünen, şehrini düşünen, günü kurtaran değil ama böyle dünya güzeli, cennet köşesi bir şehrimiz var ama o anlamda aynı paralelde bir özenli belediyecilik bence yok. Çok net, çok abur cubur işler yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Bir şehir bu kadar yorulmaz. Yorulmaz ve yoğrulmaz. Hem yoruldu hem yoğruldu. Şimdi bu şehrin ciddi bir düzene, ciddi bir gelecek vizyonuna ihtiyacı var. Bu bakımdan ben Ahmet Başkanımızın akıldan, teknikten, bilimden uzak davranmayacağını net olarak biliyorum. Çok değerli siyasi yol arkadaşları var. Çok değerli Trabzon'un insanları var. İyi yetişmiş insanları var. Hem şehrimizin içinde hem şehrimizin dışında. Bu bakımdan herkesin size yardıma koşacağına eminim. Yeter ki siz burada iyi bir güzergah çizin. İyi bir vizyon ortaya koyun. Bu noktada bütün altyapının oluşmasında, oluşturulmasında benim de yaşamımın şekillendiği, tabiri caizse çocukluğumun, gençliğimin geçtiği bu şehrin ayağa kalkması ve kalkınması noktasında elimizden ne gelir ise yanınızda olacağımızı taahhüt ediyoruz. Bütün belediyelerimize bu anlamda kapımız açık. Ben daha önce de söyledim, benim belediyelere kapım açık derken partilim olan belediyelere asla demedim, demem. Bilakis bir şehre gittiğim zaman o şehir hangi belediye ya da hangi partiden bakmam, mutlak randevu isterim. Valisinden de isterim, belediye başkanını da isterim. Veren oldu, vermeyen oldu. Bu nezaket ve bu kuralın işlemesi noktasında ben Trabzon'daki bütün yerel yöneticilere bu çağrımı 10 yıldır yapıyorum. Bunu da yapmaya devam edeceğim. Buna uymak istemeyen ya da bu, daha doğrusu bu daveti duymayan ya da duyamayan, belli baskıları yaşayan dostlarımıza da şunu söyleyeyim. Hiç kimsenin siyasi bariyerler örmesine toplumun arasına müsaade etmemeleri gerekir. Çünkü seçildikten sonra herkesin belediye başkanıyım diyen anlayış gerçek anlamda bunu yansıtmalıdır. Ortak masalarda konuşabilmeliyiz. İnşallah bu anlamda yerelden bu nezaketi, bu açık gönüllülüğü, bu hassasiyeti hep birlikte göstereceğiz. Sadece bunu belediyelerimizde göstermeyeceğiz. Bu dönem görev alacağımız belediyeler birlikleri var bölgelerde. Aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği var. Oralarda da bu aklı, bu zihniyeti değiştireceğiz. Tam aksine o kurumların millete ait olduğunu, o kurumların yerel yönetimlere hizmet etmesi gerektiğini ispat edecek dengeli, adil, bir şeffaf bir ortamı oralarda da var edeceğimizi şimdiden ilan edelim. Bu noktada çalışmalarımız var. İnşallah çok sevdiğim mahallemin içinde bulunan bu belediye binasının hatta bir kısım mülkümüzün de buraya nasıl diyelim, karşılıklı anlaşarak yıkılan, kamulaştırılan bölümde bulunan bu binanın şehrimize uğur getirmesini diliyorum. Umarım çok güzel bir dönem yaşatacaksınız. Size görev alan bütün
meclis üyesi arkadaşlarımıza ve elbette ki burada çalışacak olan bürokrat, emekçi, bütün çalışanlara başarılı bir dönem dilerim. Yolunuz açık olsun. Eşimle birlikte sizi tebrik ediyoruz. Ailenize kolay gelsin. En büyük zorluğu onlar yaşayacak. Meşakkatli bir iş. Ama omuz omuza özellikle siyasi yol arkadaşlarımız, başta il başkanımız, Ortaysal ilçe başkanımız, diğer yöneticilerimiz, bu süreçte sizin işinizi kolaylaştıran, sizin önünüzü açan, sizin faaliyetlerinizi vatandaşa çok yoğun bir biçimde anlatan bir faaliyetle işinizi kolaylaştıracak olduklarına eminim. Onlara da şimdiden teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Başarılar dileriz. Anlamlı günde başkanım sizi de böyle alayım. Öyle mi? Tamam. Yani başkanım bizim de şeyimiz var ya, dışarıda kalabalık bir yerde sizi bekler. Evet kıymetli arkadaşlar, odada bulunan bütün misafirlerimizi alana davet ediyorum. Biz hemen geleceğiz, başkanımla burada bir hediye takdim var. Arkasından hemen geliyoruz. Tüm misafirlerimiz aşağı davet. Arkadaşlar bırakın. Şunları bir takdim edelim. Bizim Elif Hanım'ın abisinin eseri. Tam yol ileri arkadaşlar. Gidilecek çok yolumuz var. Evet, teşekkür ederiz. Tamamdır başkanım. Başkanım biraz yiyebilir misiniz? Evet. Tamamdır efendim. Tamamdır başkanım. Azıcık yiyelim. İstanbulspor. Teşekkürler. Bir tane mikrofon kaldı orada. Kimin abi? Kimden gelen başkan? Sağ olasın. Sağ olasın. Allah razı olsun.